demiş. Ay. 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 Ay bu niye bizim başımıza geldi? Ana geç. Ay bakamıyorum. Ay bu niye bizim başımıza geldi? Bitmedi çilemiz, bitmedi. Bitmedi anam, bitmedi, bitmedi, bitmedi. Ya boyut kapısı bir daha mı çıktı başımıza? Ben salonun ortasında uzay gemisi istemiyorum ya. Bak bak, bunu kaldır evin ortasına. Bayram temizliği yapacağım ben. Yeter, senin aklın başında mı lan? He? Ağzından çıkan kulağın duyuyor mu? Evet. Ha, evin ortasında koca uzay gemisi var. Senin önceliğin bayram temizliği mi? He? Bu demonte vitrinde gibi bunu söküp götüreyim. Nasıl götüreceğim? Divanıma çöktüler. Hiçbir yer yokmuş gibi divana geldiler. Ama ben Fikri'yi aradım. Fikri bir çözümünü bulur gelir benim oğlum. Şimdi kurtarır bizi. Ya vay nana, gözünü seveyim. Şu manyak kayınçoyu sarma başımıza ya. Işın kılıcının da travmasını yeni yeni atlatıyor çocuğu. Ha geldi, geldi. Aç kapıyı geldi. Aç kapıyı geldi. Yok hiç iyi değilim. Gel İbrahim abi, gel. Ama o muymuş? Geçmiş olsun. Sağ ol abi. Şok üstüne şok ya. Şok abi, şok. Bitmiyor maceranız oğlum? Nedir arkadaş? Şok ama şok. Mel Gibson İşaretler filmini getirdim. Bir referans olur belki, bakarsınız. Dünyalar Savaşı'nın yanına koydu, akşam müsaitteyiz diye. Interstellar'ı getirecektim. Evet. Sen bana fotoğraf atınca baktım, Interstellar'lık bir durum değil, değil bu. Değil o, değil. Geçmiş olsun Ayman anne, yenge geçmiş olsun. Sağ olun, hoş geldiniz. Var mı bir ilk temas, nanoteknolojiye dair bir silah falan? Yok, yok. Şimdilik sadece belirme var. Artık yani evrende yalnız olmadığımızı iyice anladık. Ya burada, buradalar, buradalar, buradalar. Yanımızdalar. Bir de baksana, tam ortada duruyor. Bunun şimdi pisliği de bitmez, biliyor musun? Ay sorma Leman, sorma kuzum. Vallahi benim hiçbir şey umurumda değil. Benim divanım gitti. Benim canım divanım gitti. Hiçbir şey umurumda değil. Ya dünyayı işgal edeceksin. Uzaylı niye geldin benim oturma odamı işgal ettin? Hayır, o bu değil de Leman. Bütün nevresim takımları bu divanın altındaydı, biliyor musun? Benim de derdim o. Al başına iş. Ya şu anda dünya dışı bir enerji formu bizim salonumuzda duruyor. Ve biz nevresim takımlarında kayıpları mı konuşacağız? Ha? Ya inanılmaz insanlarsınız siz ya. Ya arkadaş, iki hafta önce boyut kapısı açılmıştı aynı noktada. Bu... Nedir oğlum başınıza gelenler sizin? Abi ne bileyim ben ya. Kaybın bilinmezin, bilim kurgunun adresi olduk çıktık ya. Ha bu arada. Unuttuk, şey yapma. Şunları bir takıverin de kafanıza. Şey değil mi bu? Sen söyle. Evet evet. Telekineziyle manyetik olarak beynimizi ele geçirmesin dedi. Ben yaptım, alüminyum folyodan yaptım. İyi, iyi düşünmüşsünüz. Çok iyi düşünmüşsünüz. Dost mu düşman mı belli değil oğlum. Bilemiyorum abi. Yani bunun E.T. de olabilir. Yani böyle bir tatlı, sempatik temas, bisikletle uçururuz ederiz ama Venom da olabilir. Neler? Alien çıkabilir. Anladın mı? Dikkat etme. Hakikaten bak, geldiğinden beri böyle bir gerilme oluyordu bende. Bak rahatlattı şu an. İyisin değil mi? Hafifletti, hafifletti. Ya sen koskoca uzaylısın, o kadar tarla var. Sen git kareni çiz, üçgeni çiz, yuvarlağını çiz, ışık saç git. Sen benim divanımdan ne istedin? Bir de bu ortopedik de değil mi bu? He he kız, ortopedik de. Anam başka yerde de yatamıyor, biliyor musun? Yok. Ya Naim anne, bunu yanına bir kıvrılsan, yani şuraya kıvrılsan. Yok, yok, yok. Yapamam annem, yapamam. Benim zaten buradan buraya platin takılı ya uzun. Yan yatamıyorum annem. Feridun, bir müdahale etmedin mi buna hiç? Nasılsın yani? Abi, güç limitlerini bilmiyorum ki. Yani bilsem edeyim, bilmiyorsun. O da doğru, o da doğru. Bilmeden müdahale de edilmez. Tedbirli olmak lazım. Tabii İbo, uzaylığın da çapsızına denk geldik annem. Bak, Londra var, New York var. Sen niye geldin buraya yaptın sen? Kanay maalesef ilk duran olacak yer. Şey yaptınız mı? Ne abi? Uzay ajansıdır, NASA'dır, Mustafa Topaloğlu falan aradınız mı oğlum? Abi Mustafa abi yine menajerine ulaştık. Ben albüm kaydına girdim, onlarla ilgilenemem demiş. Zaten geri kalan o saydığım firmalarda ilgisiz, alakasız firmalar. Ya arkadaş, bu NASA gerçekten hayal kırıklığı değil mi ya? Bir de bildiğimiz marka olacak. Aha kuzum, kuzum. Ana. Ana, ana kurban. Anacığım iyisin değil mi? Ana, canım anam. Abla sen de iyisin yok, değil mi? Yok, yok. Kötüyüz. Kayınço, al oğlum şunu takı ver kafana, gel. Bu ne lan? Ya işte beyin dalgalarla ya, beynimizi ele geçirmesinler. Telekinezle de ben yaptım. Tipe bak, kumpir gibi olmuş. Sanki ele geçirilecek değini var da... ...bakmış bunu alüminyumdan dalga engelleyecekmiş. Ben ne yapacağımı biliyorum ona. Fikri. Kurban olayım annem, şunu kaldır benim divanımdan. Kaldır. Akşama dizi var, bak ayaklarımı uzatıp izleyeceğim ben. Bunu yapsan yapsan sen yaparsın. Bu Angut'un bu iş bilmezin, hiç yapabileceğim şey... Burada kafamızda da hiç istemiyorum bunu ben ha.
Öyle mi kayınvalide? Öyle efendim. Ha, herkes okeyse o zaman tamam. Ben de balyozla girişiyorum. Ama o... Yeter benim bu evde eziklendiğim. La bırak. Nereye girişiyorsun lan? Balyozla almış ne yapacak? Buna girecek. Sanki çok biliyor da. Geçmiş. Hangi çağdayız? 2021 yılındayız. Sonsuz uzaydan gelmiş galaksiler aşmış. Cihaza balyozla girecek. Az kendine geliyor. Tamam. İletişim çağındayız. Ben ne yapacağımı biliyorum. Oğlum nereye gidiyorsun bak? Bir şaşma başımıza. Sanki anlatsam anlayacak. Ya onu... Ana vallahi billahi sen gaza getiriyorsun bu manyağı. Bak gene YouTube'dan videolar izler. Ben de sinirlendim. Kafam da durmuyor. YouTube'dan videolar izleyecek, gelecek yere başımızı bela sokacak ha. En azından çocuk bizim için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ha, aç bakayım kim... Kim geldi, kim duydu da kim geldi? Hızlı git! Gel abi, gel abi, gel. Hayat abi, gel, gel. Gel abi, gel. Melih oğlum. Efendim abi. Geçmiş olsun. Sağ ol. Oğlum, bana bak. Ha? Girelim ulan. Gel abi. Vallahi bak, bir istila falan durumu olmasın. Tehlike sakata gelmeyelim. Yok, yok abi, gel, gel, yok. Abi, gel, 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 şöyle gel. İyi, hayat abi, gel böyle geç. Gel abi, böyle iyi. Buraya gel. Otur abi. Gel, gel, sağ ol. Uzun gel, gel. Gel, gel. Geldim abi, geldim abi. Merhaba. Merhaba, merhaba. Hayat abi, hoş geldin. Hayat abi. Anneciğim, hoş geldin dördüncü boyuttan. İyi ki kapıyı yapmamışız. Bak, görüyor musun? Kadın kapıda kalacaktı ha. Melih oğlum. Ya abi. Ufo mu oğlum bu? Abi şimdilik tanımlanamayan cisim diyelim yani genel bilinen adıyla. Allah hasbinallah. Kocaman da bir şey ha. Çok, çok. Oğlum bu eve nasıl girdi lan? Abi sabah kalktık böyle yeni kapı midyesi gibi havada duruyordu böyle. Ben de anlamadım. Vay 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 vay. Bacım Mustafa hoş geldin gel. Hoş bulduk Feridun Bey. Ya ben müsaade varsa... Bak bak sen tabii. İnceleme yapabilir. Alışıksın. İnceleme yapabilirim değil mi? Bak sen tabii. Annem. Tabii tabii görüşürüz. Biraz lemli ama pis değil yani içeri. Tamam. Bakayım bu evet. Feridun Bey. Ne şekilde Andromeda galaksisinden bu? Ustam ya senin bilmediğin bir şey var mı? Ben Zeytinburnu Meslek Lisesi mezunuyum. Herhalde yeterli bir cevap olmuştur değil mi? Yok. Bir şey söyleyeceğim İbrahim Bey. Ya ne kadar ferah bir UFO yapmışlar ya. Bunun var ya inanın bana 650 litre bağcaj mı vardır net arkada. 10 numara. Vallahi ben çok anlamam da tasarıma bana biraz fiyasko geldi. Biraz. Somun ekmek gibi uçan daire mi olur ya? Doğru diyor. Uçan daireden beklentimiz daire olması yönünde. Anlatabiliyor muyum yani? Gelin sağlıkla. Yok böyle iyi. Allah aşkına. Böyle iyi. Hayat abi gelin. Yok bütün gün oturdum ben bugün ayakta kalacağım. İyi sen misin? Uçan daire yani bildiğimiz gökyüzünde gözükür. Hem çakarları vardır. Değil mi? Hmm. Güçlü yatışıklar. Lan o mu değil mi bakarsın. İki tur etrafında döner. Şu şekil. Evet. Fiyu bir anda yok olur. Bir daha oradan çıkar. Fiyu yapar. Otur yani ama bu... Değil. Abi siz ne konuşuyorsunuz? Ben anlamıyorum ya. Ya sonsuz uzayda gezmiş, bizim evde son durağını tamamlamış. Yani bir kadim bir ırkın bir aracı için. Ya bunun stylinginin geçmişini, geleceğini falan mı konuşacağız biz? Ne yapıyorsunuz siz ya? Ustam bunu parçalayabilir misin? Parçalar parçalama diyorsan ben hemen parçalarım bunun sorun değil. Ben matkabı alırım, 12'lik matkap ucuyla ben bunu... Ama yok tövbe, 12'lik olmaz. Çünkü bunun koruma kalkanları devreye girerse... 12'lik matkap ucunu var ya, karar atar direkt. Direkt karar atar. Ama 16'lık matkap ucuyla ben bunu paramparça ederim. Şimdi doğru mu anladım bilmiyorum. Sen bu uzay gemisini matkapla mı parçalayacaksın? Lan darbeli matkapla lan. Normal matkapla olur mu? Bak, bu yandan bak. Hep 60 kusmuş görüyor musun burayı? Elektromanyetik dalga var. Vermiş. Parçalarım diyor ha? Parçalarım. Ya parçalarım. Ama ben sana şöyle söyleyeyim. Bana kalırsa parçalamayalım. Hı. Neden dersen. Ya şimdi ben bunu hiper uzay aracı. Ben bunu parçalasam nereden bulacağım? Bir daha bulabilir misin böyle bir şey? Asla bulamazsın. Ben sana bak güzelce laminat melamin karışımı güzel bir kapı yapayım. Ha yok dersen ben kompozitten de yaparım. Ama stratosferi geçemezsin. Oğlum ben buna galaksi galaksi gezmeyeceğim lan. Sök götür parçala bunu. Benim başka isteğim yok. Verin hemen karar verme oğlum. Bunda sonsuz güç kaynağı falan vardır. Vallahi yürürsün oradan lan. Mesela. Tabii tabii. Tabii. Hayat, abi gel otur şuraya. Ya böyle iyi. Böyle iyi. Oğlum. Bak Feridun dünyanın bin bir türlü hali var oğlum. Bak iklimler değişti. Buzullar eriyor, sular yükseliyor. Şimdi böyle su altında falan kalır dünya. Ailece biner gidersiniz oğlum buna. Mesela. Öyle diyorsun ya. Mesela. Öyle diyorsun ha. Usta. Şimdi peki bunun karşı yaparız biz. Feridun. Ya bir dur kızım konuşuyorum. Şimdi dürbün de takarım ben buna. Evet. Anladın mı? Kapıya dürbün takarım saten şeyli. Böyle aç kapalı. Kapalı mı? Kapalı. Kaydırmalı. Kaydırmalı aç kapalı. 11 bine halledersin. Ama çok diyorsun ya. Ama şimdi çok dediği
Kullanacağım malzeme benim zirkonyum. İtalyan yaprak menteşe geldi benim aklıma yine. Hiç önermiyorum. Bak geçen sefer de önermiyorum. Neden biliyor musun? Bu huforların içine matkaptı, dübeldi, bir başka malzeme girdiği zaman sızma yapar. Doğru. Ha, ben diyeyim. Ha, dersen yapmaz diyen olursa da yalan. Ben flaster çekerim ama ultraviyoleyi yedim miydi atar abi. Güzel diyorsun, güzel diyorsun da yani şimdi bu yok zamanda da 11 bin lira çok para. Ustam biz bir düşünelim, sana haber verelim yani. Ya abi yani nasıl söyleyeyim, benim işimin be yani be değerini, şeyini bilmeyen adamla ben burada pazarlık edemeyim. Hayat abi, ikidir geliyoruz buraya. Hiç yani yapmaya yaptırmayacaksa ben ne gelip bakıyorum buraya ya? Mustafa usta yapma ya. Tamam da beyefendi, Feridun Bey. Ben buraya kartımı bırakıyorum. Gerekirse beni ararsın. Evet, usta bak bu sefer de adın yok, sadece numaran yazıyor. Bunu bir ayarla ya. Biz bunu bir organize edemedik ya. Neyse, kolay gelsin. Ya. Abi, kusura bakma ya. Ulan usta. Ya konuşur. Ya Feridun ne yaptın ya? Abicim 3-5 böyle sıcak parayı koysaydın tamam çekerdik aşağıya. Bir pazarlık yap oğlum. Allah Allah. Millet krizde, kimsede para yok. Hallederdim ben onu ülke meşe. Benim de arabı bozdun ya. Yazlığın sinekliklerini yaptıracaktım ben bunu. Sinirlendin sen, gel otur üstüne. Ben böyleyim. Peki. Feridun, sen bak diyorsan ben tek girmem, ben senin ortak girerim bu UFO'ya. Vallahi. Bana bak, ben hiç anlamam İbrahim. Ben anlamam. Belki onlar işgal filosunun öncü gemileri. Belki bizi kolonize edecekler. Kolonize etmeye acaba Güngör'e sanayi mahallesinde mi başlarlar Leman? Ben öyle girerim. Uzun mu? Anasını uzun. Geldi. Allah'ın delisi. O ne elindeki? Oğlum. Bak bu hastane masraflarını geçen sefer ödedik, ancak kapattık. Kendine gel. Üstüne mi yaptık? Vereceğiz. Teremin bu. Feridun. Ne işe yarıyor? Sen oğlum, söyle ya. Ne yapacaksın? Ne işe yarayacak bu? Anlatsam anlayacaksın sanki. Terenin. Onunla temas gerektirmeden müzik çalıyorsun. Elektronik yani. Hı. Temassız. Ha. Anladın mı? Bakıyor öyle boş boş. Ama enişten gitme. Onların dilinde buradan radyo frekansıyla iletişim kuracağım. Sonuçta müzik evrensel bir dil. Nasıl olacak? Geri çekin biraz. Allah'ım ya Rabbim, ya Resulallah. Hiç tepki yok Fikri. Değil mi İbo? Tık yok. Tık yok diyor. Görüyor bana, görüyor. Beni de tutma. Olsa haberimiz olur herhalde. Hareketli bir şey çalacağım daha. Ne olur. Şey bizi maymun ediyor böyle böyle ya. İstemiyorum ben. O da doğru. Allah. Fikri, ablası işe de yaramadı zaten vallahi. Başka yol bırakmadınız. 200 lira ver abla. Niye abla? Niye mi? Hı? Kıyma alacağım, ne yapacağım 200 lira verin. Sanki anlatsam anlayacak. Ne ya, yapacağımı biliyorum ben. Hak mı çekeceğim? Bir anlatsaydın keşke ya. Tipe bak, şuna bak. Galaktik uzaylılara kabloyla hat çekeceğim. Sivri zekalı. Ne bakıyorsunuz ya? Allah Allah. Çocuk sinir hastası. Ne yapayım? Vermeyeyim. Kuru sinir var senin bu kardeşinde. Ha. Vallahi kendi tipine bak, ondan tipe bak, tipe bak deyip duruyor hepimize ya. Bir tane Abdurrahman Boztaş vardı, hatırlıyor musunuz? Biz fırıldak değiliz diye dönüp duruyordu. Ha. Ona benzemiyor mu lan senin kardeşin? Andırıyor, doğru diyorsun abi. Andırıyor lan. Andırıyor. Vallahi bak, bu çocuk kırkına gelmeden damar sertliği olur bunda bu sinir. Feridun! Ya abi, gel otur şuradan konuşalım. Böyle iyi. Böyle iyi ya, ayakta durayım ben biraz. Şey diyorum ya, bizim hurdacı Hayri'yi mi çağırsak acaba? Ne yapacağım Hayri'yle? Ben bunu verip mandal mı alayım yerine abi? Allah'ım. Bir de arkadaş, söylemeyeyim diyorum ama dayanamayacağım. Oğlum bu niye dik duruyorlar? Ya herif ama. Uçan daire olsa anlayacağız tamam da yani bu dik durarak bize bir mesaj mı veriyor Feridun? Vallahi doğru söylüyorsun. Gerçekten düşününce insan bir korkuyor. Yani sonuçta oğlum bunlar buraya gelip bizi istila edip
evcil hayvanları yapmasınlar bizi. Allah! Bilebilmiyoruz bunlar nasıl yürüyor. O da doğru, o da doğru. Milyonlarca kilometre uzaktan geldiler bunlar. Kesin bir numune almak için geldiler buraya, ben size söyleyeyim. Deme abi, numune deme ya. O numuneyi bizden almasınlar sakın. 8 milyarlık dünya nüfusunun içinde sen numune almak istesen gelir senden mi alırsın Mehtap? Almam anne. Aha geldi Allah'ın delisi. Bunları nasıl hemen bulup geliyor bu ya? Geldi Allah'ın delisi. O ne lan? Dyson küresi. Sanki anlatsam anlayacak da. Söylemez. Ne işe yarıyor? Bununla uzay gemisinin enerjisini alıp başlığı aktaracağım, öyle iletişim kuracağım. Oturuyor orada, bir kalta yardım et. Oğlum ben mekanizmayı bozmayalım, ne yapacağız? Ya, yemin ederim ya çok büyük alimsin ya manyak, ortan yok senin oğlum. Oldu mu? Tamam oldu. Öyle boş boş bakıyor, geç de bir fotoğraf çek. Ay şurada. Hadi, anısı kalsın Feridun. Angut, angut bakıyor orada. Feridun, ana geç şöyle. Video çek, video bizi de çek, video çek. Uzaylı onlar ilk temas. Hadi, hadi. Hadi ilk temas. Hadi. 3, 2, 1. Merhaba uzaylı. Beynimi yaktı kurularım. İyi misin abla? Kapa şunu! Yemin kapa şunu! Yemin ediyorum oğlum! Uzaylılar beni çağırdı. Lan hayır lan! Benim lan, için küçük, insanlık için büyük adam. Gitme! Ay ay! Gitme! Kapıyı kapattılar. Kapıyı kapattılar. Ama! Anam inşallah gelişmiş bir medeniyettir yoksa yandı. Saniyeler. Ha geldi! Alın! Firuzum, iyi mi annem, iyi mi? Bağırıyorum sana, çeksene diye. Aldık ya lan. İyi mi kuzum benim? İyi değilim ana. Yer geç şuradan, bakıyor orada bir de. Abi ne istiyor onlar? Müziği beğenmemişler onlar abla. Müziği beğenmemişler. Uzay zaman farkından 6 aydır dayak yiyorum içeride. Oo! Fikri! Seni geçindiriyor ya! Fikri! Oğlum gel, hastaneye gidelim. Kırık filan vardır. Hastane olmaz Hayati abi. Ne lazım sana? Bir tamirciye gidelim. Yavrum. İnsanlığı gözlemek için mikrofon taktılar. Bizi dinleyeceklermiş. Yaka mikrofonu de. Yaka mikrofonu de. Keşke yaka olsa. Ne diyorsun? Oğlum, gene aynı yere mi? Aynı yere, aynı yere. Ses benim için. Merhaba. Biz dostum lan. Lan dost da bunu yapar mı lan? Sen mi konuşuyorsun sen? Hadi yer işte. Fazla sallanma. Yavaş yavaş. Hadi yürü. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de söyle.